Görebiliriz. Petrolde de düşüş var bir miktar. Amerikan ham petrolü 80 dolar seviyesine indi. Brent petrol ise 85 dolardan işlem görüyor. Evet, bu rakamları yorumlamamız gerekiyor. Biz de uzmanına soralım. Telefon attığımızda ALB Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Sayın Arda Coşar var. İyi günler Sayın Coşar. İyi günler. Evet, borsa 80 binler seviyesini aştı. Dolarda da 2.19'u seviyeleri izliyoruz. Büyük bir karar bekleniyordu. Fed'in kararı tahvil alımını dediği gibi azaltacak mı, bitirecek mi? Sonlandırdı dediği gibi. Şimdi bir faiz artışı için takvim netleştirilmeye çalışılıyor. Böyle bir ortamda sizin yatırımcıya önerileriniz neler olur Arda Bey? Özellikle bu yılı bitirmeye 2 ay kalmışken. Evet, bu yılı bitirmemize 2 ay kaldı. Şimdi Eylül ayına bakarsak, Eylül ayında biliyorsunuz küresel borsalarda sert bir satış dalgası yaşandı. Akabinde FED acaba faiz artışını ertelen mi? Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alımları, yanı sıra petroldeki düşüşün yurt içinde enflasyona ve cari açığa olumlu katkı yapabileceği beklenti sebebiyle yukarı yönlü hareket yaşandı borsada. Sebebinden biz de olumlu etkilendi. Bugün de Japonya Merkez Bankası tarafından sürpriz bir haber geldi. Japonya Merkez Bankası şu anki mevcut parasal genişlemeyi arttıracak. Beraberinde de Japonya Devlet Fonu'nda 1.2 trilyon dolar seviyesindeki portföyünün hisabını arttıracağını açıkladı. Bunlar da küresel borsada yükselişi veriyor. Bundan sonra yatırımcıların borsayla ilgili bakması gereken 80 bin seviyesi önemli. 80 bin seviyesi üzerinde tutulması gerekiyor borsa bundan sonraki yükseliş eğilim devam ettirmesi için. Eğer 80 bin seviyesinin üzerine kalmayı başarırsa borsa 81.500 ve 82.500 seviyenin doğru hareketlenme görmemiz mümkün. Yatırımcıların bakması gereken diğer bir hisse bazında ise biliyorsunuz şu anda bilanço dönemi açıklanıyor. Evet. Bilançolar genelde beklentiden olumlu geldiğini görüyoruz karların. Yatırımcılar şirket bilançona bakarken satış, esas faaliyet karı, net karın beraber artmasına önem göstermeli. Ayrıca aldıkları hissenin de emsallerine göre nispeten ucuz olmasına önem göstermeli. Ayrıca portföylerde de hisse ağırlığını belli bağ tutması, bütün varlıklarını tek bir ürüne koymamaya dikkat edildi diye düşünüyorum. Evet, oran verirseniz tek bir ürüne koymamak derken portföyde altın düşüyor, dolarda da düşüş var şu anda. Diğer borsa dışındaki finansal araçlara baktığınızda siz portföyü nasıl oluşturursunuz kısa vade için yılbaşına kadar? Yılbaşına kadar bir kere altına temkinli yaklaşmakta fayda var, onu söyleyebilirim. Bugün 1.180 dolar seviyesini kırdı. Bunda Fed'in tahvil alımını bitirmesi etkili oldu. Yanı sıra olumlu yan ABD büyüme verisi etkili oldu. 1.180 dolar seviyesi daha önce 3 kere denendi. Bir kere 2013'te, bir kere 2014'te kırılamamıştı. Güçlü bir seviyeydi. Burası kırıldı. 1.180 dolar aşağısına kaldığı sürece altında alım için bir miktar beklemek uygun diye düşünüyorum. Aşağısına kaldığı sürece. Daha kısa vadede alım yapmak için ise altında 1.180 doları tekrar yukarı kırması üzerine kalması gerekiyor. Böyle bir durum olursa portföylerde kısmi bir altın varlığı tutmak mümkün. Eğer 1.180 dolar üzerine kırması durumunda, kırmadı, aşağı yönlü gitmeye devam ettiği durumlarda ise biraz daha alım için beklemek doğru diye düşünüyorum. Borsa tarafında ise yani %50'yi geçmemesine dikkat etmek lazım istatistik oranının. Çünkü oldukça yüksek seviyelerde borsa. Tabii daha yukarı yönlü eğilim olabilir ama genelde temkinli yaklaşmakta fayda var. Malum FED riski var. Evet. Bunun dışında belli miktarda faizler, kısa vadeli faizlerde para bulundurulabilir. Eğer de borsada düşüş yaşanırsa daha alttan maliyet yapılmak için. Bunun dışında bir haftada bir miktar eğer borsada bir satış dalgası olması durumunda bir haftada bir %10 kadar para bulundurmak hazırda makul diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Sayın Coşar katkılarınız ben için. Sağ olun. Bu arada Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın İstanbul'da enflasyon raporu sunumu devam ediyor.